temizliğin, dürüstlüğün simgesi, Türk siyasetinin efsanevi ismi Bülent Ecevit, darbelerin, savaşların, terörün, suikast girişimlerinin arasından geçerek sürdürdüğü yarım asırlık zorlu maratonu bugün tamamlıyor. Ecevit, aktif siyasete veda ediyor. Sevgili Demokratik Sol Partililer, ben bugün bildiğiniz gibi Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığından ayrılıyorum ama Demokratik Sol Partililikten hiçbir zaman ayrılmayacağıma inanıyorum, güveniyorum. Çünkü Demokratik Sol Parti'nin bayrağını benden sonra da sizlerin devam ettireceğinize güveniyorum. Rahşan Ecevit'le benim ona verdiğimiz özen eminim ki bizden sonra da devam edecektir. Demokratik Sol Parti bütün halkımızın beklentilerini, isteklerini karşılayabilecek partidir. Bunu geride bıraktığımız dönemlerde kanıtlamış bulunuyoruz. Sizlere bu çalışmalarınızda sürekli başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Halkın kara oğlanı Bülent Ecevit, Londra basın ateşeliğinde 4 yıl çalıştıktan sonra Ulus'taki yazarlık döneminde siyasete ısındı. 1957 yılında CHP'den Ankara milletvekili seçildi. Meclise girdiğinde henüz 32 yaşındaydı. Hatipliğiyle hemen dikkat çekmiş ve kısa sürede İnönü'nün sağ kolu olmuştu. 1961'de kurulan CHP-AP koalisyonunda Çalışma Bakanlığı'na getirildi. İşçilere dönük en büyük reformlar bu dönemde yapıldı. Patronların, hatta bazı partililerin yoğun tepki ve tehditlerine rağmen işçiler grev ve toplu sözleşme haklarına kavuşturuldu. Ayrıca sendika özgürlüğü sağlandı. Ecevit'in ünü dalga dalga yayılmaya başlamıştı. O artık işçilerin kahramanıydı. Zonguldaklı madencilerin isteği üzerine Ecevit 1965 seçimlerinden itibaren 5 dönem bu ilin milletvekili olarak meclise girdi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde ortanın solu hareketiyle yeni bir ivme yarattı. 1966 yılında genel sekreterliğe getirildi. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra askeri yönetim tarafından oluşturulan hükümete partisinin katkıda bulunmasına karşı çıkarak genel sekreterlikten istifa etti. İnönü ile yolları ayrılmıştı. Ancak yıldızı parlamaya devam ediyor, CHP'nin geleceğini Ecevit'te görenlerin sayısı hızla artıyordu. Mayıs 1972'de yapılan tarihi kurultayda İsmet İnönü gibi bir efsaneden sonra CHP Genel Başkanı seçildi. Savaş meydanlarının yenilmez kumandanı İnönü, siyaset meydanında aldığı bu yenilgiden sonra ayağa kalktı, ceketinin düğmelerini ilikledi ve Ecevit'in yanına giderek elini sıktı. Ben daima İnönü'ye çok saygılı oldum. CHP'nin yeni lideri, 1973 yılındaki ilk genel seçim sınavında %33,3'lük oy aldı. Çok partili hayata geçildikten sonra CHP ilk kez halkın oyuyla birinciliği yakalıyordu. Tek başına hükümet kuramayan Ecevit, Milli Selamet Partisi ile koalisyona gitti ve 1974 yılında başbakan oldu. Bu sırada Kıbrıs karışmıştı. Türklerin yaşadığı bölgelere, köylere saldırılar düzenleniyor, soykırım uygulanıyordu. Ecevit, sessiz bir hazırlık döneminin ardından bir sabah barış harekatının başladığını duyurdu. Biz aslında savaş için değil, için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Dünya şaşkınlık içerisindeydi. Türkiye ayağa kalkmıştı. 20 Temmuz 1974'te başlayan barış harekatı kısa sürede amacına ulaştı. Kıbrıs Türklerini Rumların etnik temizlik kampanyasıyla yok olmaktan kurtaran Ecevit, gerçek bir halk kahramanı olmuştu. Dağlara, taşlara adı yazılıyor, evlerin, kahvehanelerin duvarlarını, otomobillerin camlarını Kıbrıs Fatihi'nin resimleri süslüyordu. Barış harekatı olmasaydı Kıbrıs'ta, Kıbrıs topraklarında Türk halkı diye bir halk kalmayacaktı.
Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü aynı zamanda Türk bütünüyle Türk ulusunun özgürlüğünün de bir güvencesidir. Ecevit, ilk başbakanlığı döneminde birçok yörede köylülerin tek geçim kaynağı olan haşhaşa, ABD tarafından konulan ekim yasağını da kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul'u bombalama tehdidine rağmen kararından vazgeçmedi. Ecevitler siyasi mücadele sırasında büyük tehlikeler atlattı. İlk suikast girişimi 26 Temmuz 1976 tarihinde New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nde gerçekleştirildi. Rum asıllı Stavros, Başbakan Bülent Ecevit'e yaklaşık 2 metre mesafeden tabancasını doğrulttu. Ancak Amerikalı koruma görevlileri Stavros'u erken fark edip üzerine atlayarak yakaladı. Bir yıl sonra bu kez İzmir Çiğli Havaalanı'nda suikaste uğradılar. Ecevitlerin yakın çalışma arkadaşı Mehmet İsvan ağır yaralandı. Olay örtbas edildi ve bugüne kadar da çözülemedi. Ardından Gerede'de silahlı, Şiran'da taşlı sopalı saldırıya uğradılar. 2 Haziran 1977'de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Ecevit'i bir gün sonra yapacağı Taksim mitinginde suikaste uğrayacağı konusunda yazılı olarak uyardı. Ecevit, buna rağmen ertesi gün Taksim'de eşi görülmedik bir kalabalığa seslendi. 100 bine yakın kara olan sevdalısı, sesini duyabilmek, yüzünü uzaktan da olsa görebilmek için Türkiye'nin her yanından mitinge akın etmişti. Ecevit, en büyük siyasi zaferini Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yapılan ilk genel seçimlerde %41.4'lük oy oranı ve 213 milletvekiliyle elde etti. Bu aynı zamanda CHP'nin şimdiye kadar ulaştığı en yüksek noktaydı. Ancak güven oyu için gerekli 229 oy bulunamamıştı. İktidar Demirel'in 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ne geçti. CHP 7 ay sonra hükümeti Gensoru'yla düşürdü. Ecevit bu kez güven oyu alarak tek başına iktidara geldi. 21 ay sonra yapılan ara seçimlerde oy kaybına uğrayınca istifa etti. Bülent Ecevit siyasi yaşam boyunca köy kent projelerini yaygınlaştırmak için çaba gösterirken, Rahşan Ecevit de 1976-1978 döneminde köylü dernekleriyle hem köylülere hem de eşine destek oluyordu. Aynı dönemde Umut gazetesi çıkarıldı. Rahşan Ecevit'in sahibi ve başyazarı olduğu gazete, yurt içi ve yurt dışında on binlerce kişiye ulaştı. Ecevitler 12 Eylül döneminde çok çile çekti. Darbe gecesi evlerinden alınarak Hamzakoy'da bir ay zorunlu ikamete tabi tutuldular. Ecevit, 30 Ekim 1980'de CHP Genel Başkanlığından istifa edip bir yurttaş ve gazeteci olarak demokrasi mücadelesini Arayış dergisinde sürdürdü. Darbeciler bundan rahatsızdı. Çeşitli bahanelerle Bülent Ecevit 3 kez hapse atıldı. Rahşan Ecevit, eşini cezaevinin büyük demir kapısından içeri uğurlarken ağlıyordu. Bülent Ecevit, cezaevine gelen eşinin üzüntülü halini görmüş ve bir mektubundaki şu satırlarla aşkını, sevgisini kayda geçirmişti. Hadi benim Rahşan'ım, toparla kendini. Seni dün gördüğüm hale geleceksen, dünyayı kurtarmak benim işime gelmez. 12 Eylül döneminde birçok parti kuruldu. Ancak yaşamı boyunca tutarlı olmaya büyük özen gösteren Ecevit, yine tutarlılık adına askeri yönetimin icazetiyle parti kurmaya karşı çıktı. Bu yüzden DSP'nin kuruluş çalışmaları bilinçli olarak geciktirildi. DSP, 1985 yılında siyasal yaşamda yerini aldı. Bülent Ecevit yasaklıydı. Kurucu Genel Başkan Rahşan Ecevit, açış konuşmasında DSP'nin özgürlük, eşitlik, adalet, sömürüsüz bir düzen, süngüsüz barış ve sürekli demokrasi için emekçilerle birlikte kurulduğunu söyledi. DSP, 1987'de girdiği ilk seçimde baraja takıldı. Ancak daha sonra periyodik büyüme başladı. 1991'de 7 milletvekili, 1995'te 75 milletvekili çıkardı. Ecevit, Anasol D hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. Koalisyon, CHP'nin verdiği bir Gensoru'yla düşürülünce, DSP meclisteki 4. parti olmasına rağmen, diğer partilerinde güven oyuyla 11 Ocak 1999'da 56. azınlık hükümetini kurdu. 3 ay görevde kalan hükümet, yaklaşık 18 yıldır Türkiye'nin başına bela olan bölücü teröre en büyük darbeyi indirdi.
Bölücübaşı Abdullah Öcalan, Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terör sona erdirildi. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Halk bayram ediyor, Başbakan Ecevit gittiği her yerde ayakta alkışlanıyor, seçime çeyrek kala güvercinin kanat sesleri bütün Türkiye'de duyuluyordu. Ve beklendiği gibi genel seçimde DSP 136 milletvekiliyle birinciliği elde etti. Siyasi yaşamında 4 kez başbakan olan Ecevit'in iktidarları döneminde Kıbrıs zaferiyle bölücü ve dinci teröre indirilen darbenin yanı sıra birçok alanda önemli reformlar yapıldı. İşçilerin kazandığı haklara yenileri eklendi. İşsizlik sigortası ve iş güvencesi yasaları yürürlüğe girdi. Memurlara sendika hakkı verildi. Devlete personel alımında sınav sistemi getirilerek fırsat eşitliği sağlandı. Ecevit'in başlattığı açık öğretimde yüz binlerce genç yüksek öğrenim imkanına kavuştu. 8 yıllık zorunlu kesintisiz temel eğitim başlatıldı. Yolsuzluklara karşı savaş açıldı. Bankacılıktaki hortumlar kesildi. Ulusal çıkarlar korunarak Avrupa Birliği'nden adaylık statüsü alındı. Atatürk ilke ve devrimlerini savunmak için gerektiğinde en sert tepkiyi gösteren Ecevit, inançlara saygılı laiklik yaklaşımıyla toplumdaki gerilimi azalttı. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. DSP, bilgi toplumu oluşturmaya dönük projelerini parti programına koyarak Türkiye'nin geleceğine ilişkin hazırlıkları diğer partilerden önce başlattı. Köy kentlerden sonra teknokentlerin temelini de Ecevit attı. Irak'ı işgal hazırlığı sırasında ABD'nin isteklerine direnen Ecevit'in aniden rahatsızlanması iç ve dış güçleri hareketlendirdi. DSP milletvekillerinin yarısı istifa etti. Ecevit'in görevi bırakması için yoğun baskı uygulandı. O güne kadar seçildiği tüm görevlerden kendi isteğiyle ayrılan Ecevit, bu kez kendisine karşı bir komplo hazırlandığını fark etti ve çekilmedi. Çünkü istifası halinde yeni hükümet kurulamayacak, ekonomide alınan tedbirler boşa gidecekti. Ancak ANAP ve MHP restleşerek erken seçim için tarih açıklayınca, ekonomi reformlarının neması AKP'ye bırakılmış oldu. Ve iktidar partileri 1,5 yıl önce seçime gitmenin faturasını barajın altında kalarak ödediler. Bu bir kazaydı diyen Ecevit, DSP'nin iktidarı yeniden yakalayacağına güveniyor. Ben inanıyorum ki bizim kurultayımızdan çok daha güçlü bir demokratik sol parti doğacaktır. Ve en kısa zamanda iktidarı yeniden elde edebilecektir. Çünkü bugünkü iktidar karşısında topluma hizmet verebilecek başka hiçbir parti yoktur. Onun için Demokratik Sol Hareket'in ve Demokratik Sol Parti'nin yeniden iktidara güçlü bir şekilde gelmesi Türkiye için zorunludur. Ve halkımız bunun bilinci içindedir. Tabii Demokratik Sol Parti her konuda memlekete nasıl hizmet verebileceğini belirlemiş olan bir partidir ve her iktidar dönemlerinde, yarım iktidar döneminde olsun, daha güçlü bir şekilde olsun iktidarda olduğum zaman mutlaka bir takım önemli ve kalıcı görevleri yerine getirmiştir. Devlet yönetiminde her bakımdan zengin bir birikimimiz var, deneyimimiz var. Halkımız da inanıyorum ki bunun bileceği içindedir. Bizim Demokratik Sol Parti olarak zaten belirgin bir şekilde hazırlamış olduğumuz tedbirlerle, önlemlerle bir an önce iktidara gelmemiz Türkiye'yi
ciddi sıkıntılardan kurtarmanın başta gelen bir koşudur. Ecevitler, ülkeye adanmış bir yaşam nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Ama bugün Türkiye'ye çocuk özeniyle büyütülmüş, pırıl pırıl genç bir parti. 19 yaşındaki Demokratik Sol Parti'yi bırakıyorlar. Türk halkını yalancılardan, talancılardan ve din istismarcılarından kurtaracak demokratik sol kültürü bırakıyorlar. Halka refah, barış ve huzur içinde onurlu, mutlu ve bağımsız bir yaşamın yolunu açabilecek, ülkeyi çalmadan, çırpmadan yönetebilecek, birikimli, dürüst, samimi insanları çatısı altında toplayan sıcak bir yuva bırakıyorlar. En iyi, en doğru, en temiz seçeneği bırakıyorlar. Ecevit, demokratik solculara yüreğini bırakıyor. Yarım yüzyıllık mücadelesinin, birikiminin özünü bırakıyor. Demokratik Sol Parti'yi bırakıyor. Güle güle dağlara taşlara adını yazdıran şerefli lider. Güle güle halk kahramanı. Güle güle halkın kara oğlanı. Güle güle Ecevit. Güle güle.